Biz zaten başından beri HDP formatına uygun bir kurmucu bir partiydik. Bu kongre kararlarımızda da biz seçim yeterliliği konusunda da bir yıl öncesinden beri çalışıyorduk. Ve bugün birçok ilde ve ilçelerde başarmış durumdaydık. Daha sonra böyle bir sürecin gelişmesi tam tesadüf oldu. Yani zaten tüzüğümüz, kuruluş amaçlarımız çok nuans farklılıklarla ayrılıyor. Onun dışında her şeyimiz birlikte çalışmış, birlikte çalışma alışkanlığı olan kadrolarla birlikte faaliyet yürütüyorduk. Onun için çok zorlanmadık. Tabanımızda olumlu bir tepki gördük. Hatta İstanbul'da biz şu iddiaya da önümüze koymuş vaziyetteyiz. Bu seçimlerde 20'nin üzerinde bir milletvekiliyle meclise katılacağımızı düşünüyoruz İstanbul şeyinde. Yani örgütlülüğümüzün birçok şeyinde ilçelerimizde eksiklerimiz vardı. Bu eksikleri de deneyimli arkadaşlarımız özellikle HDP'den gelen deneyimli arkadaşlarımızla tamamladık. Tamamlama sürecimiz halen devam ediyor. Bir taraftan kendi örgütsel yapımızı güçlendirirken diğer taraftan da seçimi hiç aralıksız kendimizi tanıtarak ev ev, iş yeri iş yeri, mahalle mahalle bütün ilçelere yaymaya çalışıyoruz. 39 ilçenin de hemen hemen hepsinde ilçe şeyimiz resmi olarak kuruluşumuz tamamlandı. Formatımız aynı olduğu için HDP'deki arkadaşlarımızın da seçim deneyimleri bizden çok çok daha şey. Biz onların şeylerine de çok güveniyoruz bu arada. Zaten daha önceki seçimlerde birlikte yaşamış bir partiyiz biz. O nokta çok zorlanmıyoruz ve çok da olumlu bir şey kitle içerisinde gerçekten de olumlu bir şey de alıyoruz, tepki de alıyoruz. Bunu şöyle ifade edeyim. HDP'nin üstüne o kadar çok gidilmiş ki yani artık HDP'nin kapısından geçmenin bile çok bir risk taşıdığı bir şey ötekileştirilmiş sürekli. Siz de biliyorsunuz hükümet bu özellikle son 2 yıldır sürekli HDP'ye saldırıyor. HDP yani en küçük şeyde bile basit bir konularda bile HDP'nin ötekileştirilmesi için her şeyi yapıyorlar. Vatandaşın kafasında HDP hemen hemen terörle eş noktaya kadar gelmiş. O noktaya kadar gelmiş. Şimdi bu şey Yeşil Sol Parti bu şeyi de biraz kırdı. Özellikle Türk kesiminde, Türklerin çok yoğun olduğu yaşadığı kesimlerde. Batı bölgesinde. İstanbul'un da çeşitli mahallelerinde. Yani insana daha rahat gelebiliyorlar. Ben kendi çevre ilişkilerimden biliyorum. Adam HDP'ye geliyor, HDP oyunu veriyor. HDP ile birlikte çalışıyor. Kendi aile içinde şey ama bunu açık edemiyor. Açıkta bunu ifade edemiyordu. Şimdi öyle bir sürü insanlar arayanlar, soranlar, gidenler, gelenler, paylaşanlar oldukça yoğun bir ilgi var bu konuda. Yani biz buradan da eminiz ki bu 7 Haziran belki o rüzgarı da arkamız alarak hakikaten de burada 12 değil 20'ye yakın milletvekili çıkaracağımız ondan şey yapıyoruz. Hatta Çiğdem eş sözcüğümüzün, genel eş sözcüğümün bir şey vardı %20 Türkiye genelinde. Biz onu da aşabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni parti olmamıza rağmen henüz çok fazla tanınırlığımız özellikle medyanın ve sosyal medyanın çok şey olmadığı, kullanılmadığı yerlerde tanımamakla beraber o bölgeleri de biz yavaş yavaş işte yaşlılarımıza, şeyimize, kendimizi, bayraklarımızı, flamalarımızı oralara da taşıyarak, tanıtarak o şeyi de kuracağız. Ve eminim önümüzdeki süreç %20'nin üzerine çıkacağız. Bundan eminim ben. Yani bizim toplamda 1 milyon 200 o civarda tam emin değilim ama o civarda bir oyumuz vardı HDP şey. Şimdi biz bunu 1,5'un üzerine 2'ye yakın bir oy alacağımızı düşünüyoruz. Bir onu açık söyleyeyim. Yani görebiliyor musunuz derken bunu hissediyoruz. Yani bunu görmek zaten mümkün değil. Hissediyoruz. Ve yani insanlarımızdaki yaklaşım ve hakikaten de bu hükümetten bıkkınlık öteki taraftan bir Millet İttifakı'nın da belirsizlikleri üçüncü yola aşırı derecede şey var. Özellikle muhalif kesimin bilinçli bir kesimin ki toplumumuz bayağı da bayağı da bilinçli. Yani bu konuda bizim hele ki seçmenimiz çok daha bilinçli bir seçmen.
ve tercihi kesinlikle üçüncü yol, yani biz olacağız. Bundan eminim.